Evet, ilk başta bacağımıza soldan başlıyoruz. Ben sol bacağı örmüştüm. Örnek çıkarabilmek için sonrasında sağ bacağı videolu olarak örmüştüm. Şimdi bu sol bacağın terimlerini yan tarafına yazacağım. Bu şekilde örersiniz. Diğer sağ bacağı ise videolu olarak devam edersiniz. Çünkü sağ bacak birleştirme bacağı olduğu için solu o şekilde anlatmış olacağım. Yeni video. Yeni bir oyuncakla herkese merhaba. Tavşan yapacağım bu sefer. Bacağının tekini ördüm. Bu benim sol bacağım. Sağ bacağı öreceğiz şimdi. İşte sihirli halka içine alt sık iğne. Bir, iki, 3, 4, 5 ve 6. Diğer sırada hepsine çift batıyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bu sıradan sonra bir sık iğne bir artır yapıyoruz. 18 sık iğneye ulaşacağız. Bu sırayı bir sık iğne bir artır olarak bitiriyoruz. Ardından 2 sık iğne 1 arttır, 3 sık iğne 1 arttır ve 4 sık iğne 1 arttır sırasına kadar yapıyoruz, artırıyoruz. Toplamda 36 sık iğnemiz oluyor ve bununla 5 sıra artırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne ile düz bir şekilde örüyoruz. 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Kısaca tekrar anlatacağım. 6 sık iğne ile başladım. Tüm sırada artırma yaptım. 1 sık iğne 1 arttır yaptım. 2 sık iğne 1 arttır. 3 sık iğne 1 arttır, 4 sık iğne 1 arttır ve 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sık iğne ve 6 eksiltme ard arda. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 eksiltme tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu sırada ise 12 sık iğne, 3 eksilt ve 12 sık iğne öreceğiz. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sık iğne yaptım. 3 defa ard arda eksiğini yapacağım. 1, 2, 3 ve tekrar şurayı da 12 sık iğne örüp gelelim. Evet, bu sırada bir kez daha eksiğini yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine ard arda 3 defa eksiltme. 1, 2, 3. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu sıradan sonra iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Elimizde 24 sık iğne kaldı. İki sıra artırma eksiltme yapmadan örüp gelelim. İki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sık iğne. Ve burada bir artırma yapıyorum. Elimizde 25 sık iğne oluyor. 5 sık iğne de buradan örüyorum. 2 3 4 ve şu şekilde 5. 25 sık iğne oldu elimizde. 2 sıra artırma eksiltme yapmadan 25 sık iğne olarak düz bir şekilde örüyoruz. Devam ediyoruz. Bu sırada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sık iğne ve bir artırma. Sonrasında 1 2 3 4 sık iğne. Bir tane daha örüyoruz. 5 sık iğne. Bu sırada elimizde 26 sık iğne oldu. Bu 26 sıra sık iğneyi 2 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 2 sıra daha ördük. Şimdi 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sık iğne, 1 artır, 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğne. Bu sırada elimize 27 sık iğne oldu. Bu 27 sık iğne ile ilk sıra artırma, ilk sıkma yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. 2 sıra daha düz ördükten sonra tekrar devam ediyoruz. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 sık iğne yapıp bir artırma yapıyoruz. Ardından 5 sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5. Bu sırada 28 sık iğnemiz oldu. Bu 28 sık iğneyle artırma eksiltme yapmadan iki sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sık iğne, 1 artır, 1 2 3 4 ve 5. Bu sırada elimizde 29 sık iğne oldu. 29 sık iğne ile ilk sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Evet, düz bir şekilde örelim. Tekrar devam ediyoruz. Bu sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23 sık iğne ve bir artırma. Bir, iki, üç, dört, beş sık iğne. Bu sıramızda elimizde 30 sık iğne oldu. Bu 30 sık iğne ile iki sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Evet, şimdi son artırmamızı yapıyoruz. Bu sırada yer belirleyiciyi koyayım. 24 sık iğne, 1 arttır ve 5 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2. Yani bir arttırma. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, son arttırmamızı yaptık. 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sıradan şöyle aşağıdan batıyorum. 11. sırada böyle çıkıyorum. Şuraya batayım. Şu şekilde aşağıya batıp bu kez bu taraftan çıkıyorum. İyice sıkıyorum. Ve aynı şekilde yine aşağı batıp herhangi bir yerden çıkıyorum. Ve şu şekilde tavşan ayağını oluşturmuş oluyorum. Hatta şöyle yapalım. Bu tarafı sıkayım. Bu tarafı da biraz daha sıkayım. Ve şu arkadan düğüm yapıp ipi koparacağım. Bu şekilde buradan ipi koparacağız. Şöyle. Tavşan ayağı oluşturmuş olduk.